Merhabalar, yanımızda Samsung Electronics Kurumsal İletişim Müdürü Nevra Sezer var. Nevra Hanım, size Samsung Akademi hakkında konuşacağız. İsterseniz bize bu projenin nasıl doğduğundan, nasıl bir proje olduğundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bugün biliyorsunuz mezuniyet töreni dolayısıyla hep beraberdik. Samsung Akademi, Samsung'un aslında dünya çapında hayata geçirdiği projelerinden bir tanesi. Dünyada 23 tane teknoloji enstitüsü var Samsung'un benzeri faaliyet gösteren. Buradaki aslında öncelikli amaç eğitimle ileride de istihdama yönelik mesleki eğitimin birleştiği, öğrencilerin mesleki eğitimlerini sürdürürlerken en güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarda, en güncel programlarla ve içeriklerle bir eğitim almasını sağlamak. Tabii Türkiye'de 3 tane Samsung Akademi var. Bu aslında bir özel bir durum. Yani Samsung'un bu projeyi diğer ülkelerde hayata geçirdiğini düşünecek olursanız, hani en fazla Samsung Akademi Türkiye'de mevcut. Şu anda 3 tane farklı ilimizde Samsung Akademiler faaliyet gösteriyor. Peki hangi iller bunlar? Yani tahmin ediyoruz ki İzmir, Ankara, İstanbul. Şu açıdan sordum. Yayılacak mı? Evet. Çok doğru söylediniz. İzmir, Ankara ve başta İstanbul'da başlamıştık programa 2012 senesinde. Geçen sene 2013 itibariyle de Ankara ve İzmir Samsung Akademiler açıldı. Çok talep var tabii yayılmasına istinaden. Biz de şöyle düşünüyoruz. En fazla teknik meslek lisesinin olduğu, en fazla genç öğrenci nüfusunun olduğu illerde olmasında fayda görüyoruz. Biliyorsunuz ya da bilmiyor olabilirsiniz tabii ki. Bu aslında Çınarlı Okulu'ndayız şu anda ama buraya 6-7 kadar farklı teknik liseden öğrenci geliyor. Dolayısıyla sadece açıldığı okulun değil aslında bütün Hinterland'daki farklı okulların öğrencilerine hizmet veriyor bu program. Dolayısıyla yine büyük şehirlerde olmasında fayda var. Çünkü ne kadar fazla teknik liseye hizmet verebilirse program aslında o kadar çok gence ulaşmış oluyor. O yüzden bir ihtimal belki İstanbul'da Anadolu yakasında tekrar açılması söz konusu olabilir. Veyahut da o olmazsa yine büyük şehir kıvamında olan, hani kalabalık olan illerden birinde olma ihtimali yüksek 4. akademinin. Peki Nevra Hanım, son olarak bir şey soracağım. Şimdi genelde böyle eğitimleri online olarak çok almak isteyenler oluyor. Hani atıyorum işte Sinop'tayım, Çorum'dayım ama online olarak nasıl katılırım? Çok sonuçta haklısın. Teknolojiyle evet. Alakalı bir şey. Online olarak niye yararlanamıyorum gibi. Evet. Böyle bir çalışması var mı Samsung'da? Evet. Şu anda online bir eğitim alınmıyor. Çünkü çok pratiğe yönelik bir eğitim bu. Her ne kadar teorik eğitimi kapsasa da laboratuvar ortamında cihazlarla birebir çalışarak, elleyerek, dokunarak gerçekten pratik bir ortamda 4 farklı laboratuvar var. Beyaz eşya, bilgisayar teknolojileri, mobil cihazlar ve audio-visual ses sistemleri ve görüntü sistemleri laboratuvarları var. Hepsinde gerçek cihazlar ile birebir çalışma imkanı buluyorlar. Kendileri yaptıkları için, öğrenim gördükleri için cihazların şu anda bu programın online olarak hayata geçmesi birazcık programa haksızlık olur. O yüzden maalesef herhalde şimdilik ancak gerçekten liselerin içine laboratuvarlar açarak ilerleyebileceğimiz bir proje bu. Tamamdır. Çok teşekkürler Nevra Hanım. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiniz, katıldığınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun.